Ya metabolizmasının temel amacı nedir biliyor musunuz? TG olarak kısalttığımız ve hatırlayacağınız üzere bir yağ molekülünün kimyasal adı olan trigliseritleri ya da SYA olarak kısalttığımız serbest yağ asitlerini yani bu yağ moleküllerinin monomer alt birimlerini doğrudan kan dolaşımına aktarmaya. Bunun bunların yani doğrudan kan dolaşımına aktarılmasına bu işe yarıyor. Sonrasında burada çizdiğim şekilde kılcal damar yataklarına ulaşırlar. Burayı kılcal damar yatağı olarak işaretliyorum tamam mı? Kılcal damar yataklarına ulaşmaları önemli çünkü bu noktada kas veya kalp dokusu gibi çevrelerindeki dokulara yayılarak ve bu dokuların içerisine girerek ATP halinde hücre enerjisi elde etmek için yükseltgenebilirler. Bu noktada kan dolaşımına karışabilen 3 temel trigliserit veya serbest yağ asidi olduğunu hatırlamakta fayda var. Şimdi ekranı biraz yukarı kaydırarak daha önceden çizdiğim yapıyı göstermek ve açıklamak istiyorum. En soldan başlarsak buraya bir hamburger çizdim. Dünyadaki en iyi çizim değil tabi. Ancak kan dolaşımımıza karışan yağ kaynaklarının bir tanesinin doğrudan beslenmemizden geldiğini hatırlamamız için yeterli. Tamam mı? Hamburger. Evet. Unutmayın ince bağırsağımız yediklerimizi sindirecek, trigliseritleri yani yağ moleküllerini şilomikron denilen protein taşıyan moleküllere dönüştürecek ve bunların lenf sisteminde taşınarak kan dolaşımına boşaltılmasını sağlayacak. Yani bunu yapıyor, bunu e, yapacak tamam mı? Görevi bu. Sonrasında da arkadaşlar bu moleküller kılcal damar yataklarına girerler. Kan dolaşımımıza doğrudan yağ aktarılmasının ikinci yolu ise yağ hücreleri. Yağ hücrelerinin vücudumuzun içerisinde fazla miktarda yağ depolamaya ayrılmış hücreler olduğunu hatırlayalım. Bu hücrelerin içerisine çizdiğim sarı daireleri, büyük yağ damlacıklarını görebilirsiniz. Yemek yedikten birkaç saat sonra vücudumuzdaki insülin hormonu düşmeye ve glukagon gibi hormonlar yükselmeye başladığında yağ hücrelerini, serbest yağ asitlerini kan dolaşımına bırakmaları için uyarırlar. Serbest yağ asitlerinin oldukça hidrofobik olduğunu hatırlayalım. Bu yüzden serbestçe hareket ederler ve sonrasında kan dolaşımımızın içerisinde bulunan albümin molekülü adlı özel proteinlere bağlanırlar. Kan dolaşımımıza yağ aktarmanın üçüncü yolu ise doğrudan karaciğerin içerisinde sentez yapmaktan geçer. Burada karaciğerin şöyle bir taslağını çizdim. Karaciğer hücreleri fazladan glikozu yani ATP sentezi veya glikojen sentezi için kullanılmayan glikozu yağ asitlerine dönüştürebilecek doğru sayıda ve türde enzim barındırır. Daha sonra tıpkı ince bağırsak gibi karaciğer bu yağ asitlerini trigliserit molekülü şeklinde bir araya getirerek diğer bir hidrofobik molekül olan kolesterol ile birlikte şilomikrona benzeyen diğer bir protein taşıyıcı molekülde toplar. Ancak bunun biraz daha farklı bir adı var arkadaşlar. Çok düşük yoğunluklu lipoprotein veya kısaca VLDL olarak adlandırılıyor. VLDL, tamam mı? Daha sonrasında kan dolaşımına gönderilerek burada kılcal damar yataklarına ulaşırlar ve çevredeki dokular hatta yağ hücreleri tarafından daha sonrası için depolanmak üzere içeri alınırlar. Konuyu şöyle bir tekrar ettiğimize göre bu adımlardan birine şimdi odaklanmak istiyorum. Evet, buradaki adıma. Basitçe yağ asidi sentezi olarak adlandırılan, karaciğerin içerisindeki glikozun yağ asitlerine dönüşmesi sürecine yakından bakmak istiyorum. Bunun için de glikozu yağ asidine dönüştürmemizi sağlayan karaciğerin içerisindeki tek bir hücreye hücresel düzeyde yakından bakmak istiyorum. Şimdi daha fazla yer açılması için ekranı biraz kaydırayım şöyle. Evet. Şimdi hemen bir hücre çizerek bahsetmek istediğimiz önemli kısımlardan bazılarını hızlıca işaretleyelim. Bunların ilki stoplazma. Stoplazmada pek çok olay gerçekleşir. Ancak hücrenin içerisindeki başka bir organelde de neler olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu organel mitokondri. Bu kısımda bulunan iki zarını da çizelim. Bunun üzerinde çok durmayacağız ancak bir iç zar bir de dış zar olduğunu bilmeniz önemli. Unutmayın, elektron taşıma zinciri tabii ki iç zarda yer alır ve mitokondri de burada bulunur. Sitoplazmanın içerisinde oluşan glikoliz sonrası glikoz parçalamaya devam eden Krebs devri de bu kısımda gerçekleşir. Fazladan glikozun nasıl yağ asidine dönüştürüldüğünü anlamak istediğimizden, ilk önce glikozun nasıl parçalandığından emin olmamız ve bunu hatırlamamız gerekiyor. Hemen özetlemem gerekirse, glikozun hücrelerimize kan dolaşımından ve stoplazmada gerçekleşen glikoliz adlı bir metabolik yolla girdiğini hatırlayalım. Glikoliz sonucu piruvat oluşur ve 6 karbonlu olan her bir glikoz molekülü için 3 karbonlu bir bileşik olan 2 piruvat piruvat molekülü üretiriz. 2 piruvat molekülü. Sonrasında piruvat zarda bulunan özel taşıyıcı proteinler tarafından mitokondri zarının her iki tarafında da taşınır ve piruvat iç mitokondri matriksi olarak da bilinen mitokondrinin içine geldiğinde burada genellikle PDH olarak kısaltılan bir karbonu yükseltgenmeden geçirip piruvattan çıkaran ve sadece mitokondride görülen piruvat dehidrogenaz adlı bir enzim bulunur. Unutmayın elimizde 3 karbon vardı ve bu şimdi iki karbonlu asetil koa adlı bir moleküle dönüştü. Bu iki karbonlu yapının parçalanmadığını veya yükseltgenmeye uğramadığını hatırlayabilirsiniz. Bu iki karbonlu molekülden hala enerji elde edebiliriz ve bu Krebs döngüsü sırasında elde edilir. Unutmayın, Krebs döngüsü sırasında oluşan pek çok kimyasal madde var. Ancak sadece bu glikoz parçalanmasının yağ asitlerinin senteziyle birleşmesinde rolü olanların birkaçından burada bahsedeceğim. İlk olarak OAA olarak kısalttığım ve okzaloasetat. Ok okzaloasetat. Ok Heceledim ki anlaşılması kolay olsun. Oksaloasetat tamam mı? Oxaloasetat adı verilen 4 karbonlu molekül. Daha basit, sitrat adı verilen 6 karbonlu molekülü üretmek için asetil koanın bir molekülüyle birleşir. Anladık mı? Oksaloasetat, sitrat ile birleşiyor. Asetil koanın bir molekülüyle birleşiyor, sitrat üretmek için. Sitrat değişime ve yükseltgenmeye uğramaya, hatta biraz daha parçalanmaya devam eder ve tekrardan, e, tekrardan oksaloasetata dönüşür bu parçalanmayla. Bu da döngünün bir bölümünde iki karbon kaybedildiği anlamına gelir. Yani ona dönüşürken iki karbon kaybediyor. Bunları iki karbondioksit molekülü halinde kaybederiz arkadaşlar. Böylece asetil koanın iki karbonu karbondioksit olarak çıkar. Ayrıca bu sırada NADH, NADH de diyebiliriz, NADH ve FADH2 adı verilen indirgenmiş elektron taşıyan moleküller oluşur. Bunlar da Krebs döngüsünde gerçekleşen yükseltgenme sürecinden elde ettikleri elektronları iç mitokondri zarında yer alan elektron taşıma zincirine taşırlar. Ne kadar da mantıklı, değil mi? Daha sonra buradan oksidatif fosforilasyon kullanarak ATP üretebiliriz. Glikoz parçalanmasına kısaca baktıktan sonra glikozun nerede yağ asidine dönüştüğünü merak ediyor olabilirsiniz glikoz parçalanması sonucu oluşan maddelerden biri olan asetil koa, iç mitokondri matriksinde yer alan iki karbonlu bu molekül, yağ asidi sentezinin habercisidir. Bütün aşamalara tek tek bakacağız ancak bir adım geriye gidip üzerinde durmak istediğim bir nokta var. Buradaki köşeye çizdiğim yağ asidinin büyük bir kısmının aslında burada çizgi şeklinde görebileceğiniz tekrar eden bir karbon hidrojen temeli olduğunu unutmayalım. Aslında temelde karbon karbon bağlarını bir araya getirmemiz gerekiyor ve asetil koA bir araya getirebileceğimiz karbon karbon bağlarının bir çifti. Ya asidi sentezinde ve tüm bu asetil koA moleküllerini bir araya getirirken yağ asidi sentezi için gerekli olan tüm enzimlerin stoplazmada yer alması oldukça ilginç bir durum. Bu sorun teşkil ediyor çünkü asetil koA molekülümüz mitokondride Piruvat, bu zarlardaki bazı protein taşıyan molekülleri kullanarak mitokondrinin her iki tarafına da geçmeyi başarmıştı. Neden ters yöne giderek asetil koa da aynısını yapmasın ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Maalesef nedeni bilinmese de vücudumuzun bunu mitokondri zarından geçirebileceği hiçbir yöntem yok arkadaşlar. Piruvatta olduğu gibi asetil koayı mitokondri zarının her iki yönüne de taşıyacak veya iletecek bir protein molekülümüz yok. Ancak vücudumuzda sitrat molekülünü mitokondri zarının iki tarafına da taşıyabilen bir protein bulunur. Hatırlarsanız sitrat asetil koa içerir. Tabii ki sitratta bununla birleşen oksaloasetat da bulunur. Şimdi mitokondri zarının her iki tarafına taşınırken neler olduğuna bakalım. Sitrat, stoplazmaya girdiği sırada stoplazmanın içerisinde sitratı yeniden oksaloasetata dönüştürebilen bir enzim ve şu an üzerinde durduğumuz asetil koa bulunduğunu görüyoruz. Bunu ilk öğrendiğimde asetil koanın enzimler ve yağ asidi senteziyle yağ asidi oluşturmak için bir araya getirildiği stopilazmaya geçmesi gibi basit bir işin nasıl bu kadar dolambaçlı olabileceğine çok şaşırmıştım. Ancak stratın taşınmasının yağ asidi sentezini daha etkili yapabilmesini sağlayan bir faydası olduğunu sonra gördüm. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Biraz yer açmak için ekranı silelim. Aslında 4 karbonlu oksaloasetat molekülü yağ asidi sentezi için kullanılmaz. Bu yüzden vücudumuz da onu geri dönüştürmeye karar verir. Aslında bunu piruvat molekülüne geri çevirebilecek enzimlerimiz vardır ve mitokondriye döndüğünde piruvat asetil koaya dönüşebilir ve böylece tüm bu döngü devam etmiş olur. Oksaloasetatın piruvata dönüştüğü mekanizmadan ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Ancak burada önemli olan nokta 4 karbonludan 3 karbonlu bir moleküle geçmemiz. Böylece bu süreçte karbondioksitten bir karbon eksilmiş oluyor değil mi? Bu aşamayla aynı anda aslında bu özel kimyasal madde de yükseltgenmeye uğrar. Bir şey yükseltgenmeye uğradığında başka bir şey indirgenebilir. Bu durumda bir NADP artı molekülü indirgenerek NADPH halini alır. NADPH'ı pentos-fosfat yolunun bir ürünü olarak da hatırlıyor olabilirsiniz. Normalde NADPH üretimi için pentos-fosfat yolunun başlıca yol olduğunu düşünürüz. Ancak bu aynı zamanda bir NADPH molekülü daha üretmemizi sağlar. NADPH molekülünün yararlarından biri de bu elektronlarla bağlantılı olduğundan anabolik tepkimelerde kuvvetin indirgenmesine yardımcı olmasıdır. Unutmayın! anabolik tepkimeler arkadaşlar molekül yapımıyla ilgili her şeyi içerir ve burada ulaşmaya çalıştığımız yağ asidi sentezi de buna dahil. Şimdiye kadar bahsettiklerimi özetleyip bağlamak gerekirse, yağ asidi sentezi için gerekli olan tüm enzimlerin bulunduğu stopilazmaya asetil koayı sokmayı başardık. Bu önemli çünkü yağ asidi oluşturmak için bir bakıma haberci molekül olan pek çok asetil koaya ihtiyacımız olacak. Tabii ki bu bir anabolik tepkime olduğundan bu süreçte ATP'ye de ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda karbon karbon bağlarının tamamının oluşmasına yardımcı olması için kuvvet de indirgememiz gerekecek. Bunu NADPH kullanarak yapabiliriz. NADPH da pentoz fosfat yoluyla elde edilebilir. Ancak sitratın taşınmasını kullanarak oksaloasetatın piruvata çevrilmesinden de bir molekül NADPH elde edebiliriz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ederek asetil koanın nasıl yağ asidine dönüştüğünden bahsedeceğiz.